Herkese merhabalar. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Soner Pul ben. Bugün sizlere korona günlerinin gölgesi altında gebelik takibi nasıl yapılır ondan bahsedeceğim ve bana sorduğunuz soruları yanıtlamaya çalışacağım. Canlı yayına geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ama soruları geçmeden önce, konuyla ilgili detaylı bilgilere başlamadan önce biraz kendimden bahsedeyim. 1984 Giresun doğumluyum. İlk öğrenimi tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazandım ve 6 yıl burada eğitimimi tamamladım. Daha sonra 4 yıl boyunca Ok Meydanı Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ihtisasımı, kadın doğum ihtisasımı yaptım. Mecbur hizmette Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi'ne başladım ve 5 yıl boyunca burada mecburi görevimi tamamladım. 5 yıl Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çalıştıktan sonra özel sektöre atıldım ve İki Telli Özel Batı Bağıt Hastanesi'ne başladım. Şu an aktif olarak hem İki Telli Batı Bağıt Hastanesi'nde hem de BHT Klinik İstanbul Tema Hastanesi'nde görev yapmaktayım. İşimi çok seviyorum, gebeleri çok seviyorum. Onlarla vakit geçirmekten çok mutluyum, çok hoşuma gidiyor. Mesleğimize kattığı en güzel yan, mutlu gebeler, mutlu annelerle her zaman iç içe olmak. Ailenin temel direği olan çocuktan biz de onlara yardımcı olarak düzgün bir şekilde gebelik takiplerini yapıp sağlıklı bebekleri onlara kazandırmak. Evet, şimdi gördüğüm kadarıyla hastalarım ve beni izleyen izleyicilerim yavaş yavaş soruları geçiyor ama ben biraz gebelik takibinden bahsedeceğim. Normal gebelik takibi nasıl yapılır? Genel olarak anlatacak olursak, hasta henüz daha gebelik planlamadan önce bize başvurması en doğrusu olacak. Eğer ki gebelik planlamadan önce bize başvurduğunda bizim annenin bu gebeliği kaldıracak yeterli vücut sağlığı nasıl onu bir tespit etmemiz lazım. Gebelik planlayan hastaya önce bulaşıcı, o an aktif bulaşıcı bir hastalığı var mı? Tiroid testleri nasıl? Vitamin değerleri nasıl? Kan sayımları nasıl? Bunları bir detaylı bir şekilde bakmamız lazım. Muhakkak gebelik planlamadan önce folik asit desteği şart arkadaşlar. Folik asit vitamin desteklerini verdikten sonra aile bu gebelik için eğer ki hazırsa artık gebelik için tedavilere ve takiplere başlayabiliriz. Hasta gebe olduğunu elbette ilk önce adeti gecikince anlayacak. Adet geciktikten sonra bize başvurduğunda biz genellikle ultrasonda gebelik kesesini görüyor olacağız. Gebelik kesesini gördükten sonra da bundan sonraki ilk takibimiz gebeliğin 6. haftasından sonra bebeğin kalp atışlarını dinlemek olacak. Bebeğin kalp atışlarını duyduktan sonra yine gebelik süresince istediğimiz bir takım testler var. Bunları da yapacağız, uygulayacağız. Daha sonra gebeliğin ilk 11-14 hafta arasında birinci trimester taramasını yapacağız. Burada bebeğin ense kalınlığına, burun kemiğine bakacağız. Bir takım sorular soracağız ve kanda iki tane parametre bakacağız. Bu parametre neticesinde halk arasında zeka testi dediğimiz testi uygulamış oluyoruz ve esasen Down sendromu ile ilgili bir risk var mı onu göreceğiz. Daha sonra 16-18 hafta arasında üçlü veya dörtlü tarama testi dediğimiz yine bir takım soruların sorulduğu ve laboratuvarda 3 veya 4 tane kan parametresinin bakıldığı zeka testi, yine halk arasında zeka testi deniyor. Bu testi yapacağız. Eğer ki bu testte de herhangi bir problem yoksa bundan sonraki testimiz 22-24 hafta arası yaptığımız detaylı ultrason. Detaylı ultrasonda da bebeğin iç organları ile ilgili, elleri, ayakları ile ilgili, suyu ile ilgili, plasentası ile ilgili herhangi bir problem olup olmadığını kabaca değerlendiriyoruz. Eğer yüksek riskli bir gebe ise perinatoloji hekimini değerlendirmesi daha doğru olacak. Daha sonraki testimiz 24-28. Hafta arasında yaptığımız şeker yükleme testi. Yükleme deyince gebeler çok korkuyor. Korkulacak hiçbir şey yok. Size verdiğimiz şeker sadece 50 gramlık bir şeker. 50 gramlık şekerin bebeğe ve anneye olumsuz bir etkisi, yıllardır yapılan testler neticesinde olumsuz bir etkisinin olmadığı anlaşılmış. Bu testten sonra 28. haftadan sonra her şey yolunda gittiği sürece 34 haftaya kadar
takibimize devam edeceğiz ve 34 haftadan sonra gebeleri kabaca sonlara doğru daha sık olmakla beraber 2 haftada bir takiplere çağıracağız ve bebek kalp atışlarını NST dediğimiz bir cihazla takip edeceğiz. Gebelik 280 gün süren bir maraton. Bu maratonun sonunda da sağlıklı bir şekilde annelerin bebeklerine kavuşmaları için elimizden gelen işlemi yapacağız. Doğum süresince gebelerimize yardımcı olacağız ve onlara sağlıklı bebek teslim edeceğiz. Doğum gerçekleştikten sonra aslında gebelik sonlanmış anlamına, tamamen hamilelik süreci sonlanmış anlamına gelmiyor. Loğusalık dediğimiz bir dönem başlıyor. Bu dönemde 40 gün süren periyot. Bu periyotta annenin iç organlarının, jinekolojik organlarının tamamen gebelik öncesi döneme dönüşüyle ilgili sistemler devreye giriyor. Evet. Öznur Hanım'dan bir soru gelmiş bize. Bu az önce anlattığım şeyler tamamen normal gebeliğin takibiyle ilgili kabaca kısaca bir bilgi verdim size. Merhabalar. Gebelikte aşırı kusmanın sebebi nedir? Şimdi gebelikte ilk 3 aylık dönemde gerçekten kusma, mide bulantısı, öğürmeler anneyi çok rahatsız eden bir durum. Genelde 6 ila 8. haftadan sonra başlıyor. 10. haftada maksimum seviyeye ulaşıyor. 3. aydan sonra 12. haftadan sonra da yavaş yavaş azalıyor, hatta kayboluyor. İlk 3 aylık periyotta kanda yükselen bir değer var. Beta-HCG hormonu. Beta-HCG yapılan bilimsel çalışmalarda kusmanın en çok sebeplerinden bir tanesi. Bu hormon artık yüksek seviyeleri çıkıyor. Her yüksekliğinde de beta-HCG hormonunun bir yan etkisi olarak annede mide bulantısı gözüküyor. Peki 12. haftadan sonra neden azalıyor? Aslında beta-HCG hormonunun üretimi daha çok plasantaya geçiyor. Plasantaya geçtiğinde beta-HCG hormonu bebekle plasanta arasındaki sistemde dönüyor. Anne kanındaki seviyeleri daha plato çizer hali veya yükselişin daha azaldığı, o azalmış olduğu görülüyor ve bulantı yan etkileri böylelikle azalmış oluyor. Bulantı konusunda ne yapacağız? Koku da bir hassasiyet. Bulantı yapabilecek kokulardan uzak duracağız. Bulantı yapabilecek gıdaları mümkün olduğunca az tüketmeye çalışacağız. Zencefil şeker, basit önlemler olarak zencefil şeker alabiliriz. Bir takım dil altı pastiller işe yarayabilir. İlaç olarak da bir takım hekiminizin eşliğinde ilaç tedavileri almanız mümkün. Bu evde verdiğimiz ilaç tedavilerine rağmen hala bulantılarınız sizi çok rahatsız eder seviyelerdeyse, kilonuzun kabaca %15 gibi bir değerini kaybettiyseniz, artık hastaneye gelecek gücünüz bile yoksa, o zaman damardan sıvı tedavilerine ve bir takım bulantı önleyici tedavilere başlıyoruz. Eğer ki çok şanssızsanız bu bulantılar 12. haftadan sonra da devam ettiği oluyor. Ama biz bu durumu nadiren görüyoruz. Bulantıdan korkmayın. Şu an elimizde güzel kanıtlanmış ilaçlarımız mevcut. Bu ilaçlarla gebelikteki olan bulantıları mümkün olduğunca az yaşatmaya çalışıyoruz. Evet, diğer bir sorumuz. Normal doğum sancısını nasıl anlarım? Şimdi normal doğum genelde 280. günde ortaya çıkan bir durum. 280. günden önce tabii ki de son aylarda halk arasında da ay ağrısı dediğimiz ağrılar başlıyor. Bu ağrıları hafif kasık ağrıları, bel ağrıları şeklinde başlıyor. Rahimde gebelerde hissediyor bunu. 34. haftadan sonra sertleşmeler başlıyor. Bu sertleşmeler yalancı doğum ağrıları dediğimiz sancılarla karışabilir. Yalancı doğum ağrıları genelde düzensiz, şiddeti düşük. Gün içinde, haftası arttıkça gebeliğin daha sıklaşacak ama genelde gün içinde 4 ila 6 kez oluyor. Normal doğum sancıları ise daha şiddetli, bel ağrısı, kasık ağrısı yapma etkisi daha güçlü, karnı hastanın taş gibi sert oluyor ve ağrılar, en önemlisi bu ağrılar düzenli bir şekilde geliyor. 10 dakikada bir, daha sonra 8 dakikada bir, 5 dakikada bir, 3 dakikada bir derken sancılar iyice dayanılmaz hale gelebiliyor. Normal doğum ağrılarını gün içinde hissedilen ufak tefek düzensiz rahim kasılmalarından ayırt etmek gerekir aslında. Evet. Diğer sorumuz 10 haftalık
gebeliğim var. Belimde, sırtımda aşırı ağrı oluyor. Acaba neden? Şimdi ilk 3 ay içinde gebelerde bu bel ve kasık ağrılarını gerçekten çok duyuyoruz. Onların şikayetlerini dinliyoruz. Tabii ilk planda yaptığımız şey genel bir muayene. Bebeğin sağlık durumuna bakıyoruz. Bebeğin sağlıklı olduğunu tespit ettikten sonra her geçen gün bebeğin plasentası ana rahmine yerleşiyor. Bu yerleşme esnasında sanki rahimde adet sancısı gibi bir sancı çok sık gördüğümüz bir şey. Bu adet sancısı gibi sancılar hastayı rahatsız edecek seviyelerde ise bir takım parasetamol türevi ilaçlarla bu ağrıları geçirdiğimiz oluyor ama eğer altta bebekle ilgili bir kanama, bebeğin kalbiyle ilgili vesaire genetik problemiyle ilgili veya enfeksiyonla ilgili bir sıkıntı olmadığı sürece bu hafif kasık ve sırt ağrılarından korkmanıza gerek yok. İlerleyen haftalarda yine kasık ve sırt ağrıları oluyor ama bu durumun sebebi esasen gebelik süresince vücudun ağırlık merkezinin öne kaymasından dolayı. Vücudun ağırlık merkezi öne kayınca bel ve sırt grubu kaslara daha fazla iş düşüyor. Daha fazla iş düştüğü için ve anneyi ağırlık merkezde öne doğru kaymış bir anneyi taşımak için daha fazla kasılıyor, daha fazla çalışıyor, iskelet sistemine daha fazla yük biniyor. Bu da gün içinde özellikle akşamları yatarken ağrı ve kramplar şeklinde karşımıza çıkıyor. Evet. Diğer bir sorumuz, tabii gündem konusuyla ilgili bir soru. Koronavirüs anne sütüne geçer mi? Yapılan şu ana kadar koronavirüs gerçekten çok yeni bir gündem, çok yeni bir konu. Anne sütüne geçip geçmediği ile ilgili yapılan araştırmalarda şu an için anne sütüne geçmedi. Sadece solunum ve damlacık yoluyla bulaştığı tespit edilmiş ama yine de tedbirli olmak lazım. Eğer ki annede koronavirüsle ilgili test pozitifliği varsa mümkün olduğunca kendini izole etmesi lazım. Emzirmeyle ilgili ileride belki şu anki söylediklerimiz değişebilir ama emzirmeyle ilgili şu an karantina uygulamasının dışında ekstra bir problem yok. Emzirecekseniz illa muhakkak kendinizi izole edin, maskenizi, eldivenizi kullanın, ellerinizi sık sık yıkayın. Bebeğe temas ettikten sonra sık sık ellerinizi dezenfekte edin. Ama şu an sütte saptanmış bir koronavirüs pozitifliği yok. Evet, Bade Hanım bir soru sormuş. Merhabalar, gebelikte ilişkiye girilebilir mi? Şimdi bu hastalar tarafından bize çok sorulan bir soru. Gebelikte ilişki konusu, anne çok tedirgin oluyor. Hele de annelik hormonlarının artmasıyla birlikte tamamen ilişkiyi kesme gibi bir düşünceleri var. Bu aslında çok doğru bir uygulama değil. Biz gebelerde hangi durumda ilişkiyi kesiyoruz? Bir, düşük tehlikesi varsa, gebelikle ilgili kanamalar varsa, erken doğum tehlikesi varsa bu durumlarda ilişkiyi kestiğimiz oluyor ya da bazen gebelerde ilişki sırasında gerçekten şiddetli ağrılar olabiliyor. Bu ağrılı dönemlerde gebelikte ilişki çok istediğimiz bir şey değil. Bu zamanlarda istirahat daha mantıklı geliyor. Ama anne sağlıklı, bebek sağlıklı, ortada dişlikle ilgili, erken doğumla ilgili hiçbir risk faktörü yoksa seyrek, nazik ve kibar şekilde kısa sürecek ilişkiler bebeğe hiçbir zararı olmaz. Evet. Merhabalar hocam. 28 haftalık haftalığım kan uyuşmazlığı için iğne olmam gerekiyor. Erteleme olsa sorun olur mu? Yine koronavirüsten dolayı hastaneye gelmek istemeyen bir hastamız sanırım. 30 haftada yaptırsam olur mu? Şimdi biz bu haftaları gebelikte kan uyuşmazlığı ile ilgili enjeksiyon zamanlarını belirlerken en mantıklı tarih olarak yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda 28. haftayı belirlemişiz. Tabii ki 30. haftada kesinlikle yapılmaz diye bir kural yok. Bazen oluyor ki gebeliğin erken haftalarında kanamalı olan gebeler olduğunda 2. 3. ayda da yaptığımız oluyor. Ama doğru haftalara ne kadar çok uyum sağlarsak ilaç etkinliği o kadar yüksek olacaktır. Mümkün olduğunca bu tür enjeksiyon zamanlarını ötelemeyin ama kendinizi
iyice koruyarak hastaneye gelin. Maskenizi, eldivenizi takın. Güzel dezenfeksiyon işlemi yapın. Hastaneye geldikten sonra çamaşırlarınızı çıkarın ve yıkamaya koyun. Duşunuzu alın. Bu tedbirleri alarak gelip enjeksiyon yaptırabilirsiniz. Çok da 30 haftaya kadar, daha sonraki haftalara ertelemenizi tavsiye etmem. Hocam 35 haftalık hamileyim. Doğuma az kaldı. Kontrole gidemiyorum. Korkudan sancılarım oluyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Arkadaşlar hastaneler bizim hastanemizden biliyorum. Hastaneler doğum yapacak olan gebeler için önlemini aldı. Bu virüs sonuçta doğumu durduran bir virüs değil. Hayatın akışı bir yandan devam ediyor. Hastalarımız, gebelerimiz doğurmaya devam ediyor. Biz sizin için bu önlemleri aldık ve izolasyon doğum odaları oluşturduk. İzole doğum odaları oluşturduk. Gelin sancılarınızı evde çekmeyin. Hatta bir hastam soru sormuş, evde doğursam nasıl olur diye. Bu kadar korkmayın. İzole bir şekilde hastaneye gelin. Ha, doğum başladığında biz sizi hastaneye yatıracağız. Güzel bir şekilde doğumunuzu yaptıracağız. Kendi önlemlerimizi ve sizin tedbirinizi alarak doğumunuzu yaptıracağız. Ama sizden bir ricamız var. Artık eskisi gibi doğumdan sonra bir sürü insanı ziyaretinize kabul etmeyin. Çünkü yakın temas biliyorsunuz virüs konusunda çok büyük problem. O yüzden yakın teması keseceğiz. Hastaneye ziyaretçi kabul etmeyeceğiz. Mümkünse sadece bir kişi, eşiniz tercihimiz, bir kişi size refakatçilik yapsın. Biz zaten tek bir şekilde sizi odalarınızda alıyoruz. Kendi odanızda doğum yaptırtıyoruz. Ve bebeğinizi hiçbir şekilde sizin odanızdan çıkarmıyoruz. Bu şekilde hastaneyi ev izolasyonundaymış gibi, evde kal hashtagindeymiş gibi hastanemizde doğumunuzu yaptıracağız. İki kişi geleceksiniz ve sağlıklı bir şekilde üç kişi çıkacaksınız. Tedbiren hastaneden çıktıktan sonra, eve geçtikten sonra tabii ki de yine izolasyon önlemlerinize devam edeceksiniz. Hastaneye gelmekten korkmayın. Yalnız tedbirinizi alın. Hastane sizin için evden daha güvenli bir yer. Özellikle doğum yapacak olan hastalar için, doğum sancısını evde çekmeyi düşünen hastalar için bu öneride bulunuyorum. Maksimum kaç kiloya kadar doğum önerirsiniz? Şimdi doğum kilosu ile ilgili tabii ırksal farklılıklar var ama biz ultrasonda bebeğin tahmini bir doğum kilosunu ölçüyoruz. Bebeğin tahmini doğum kilosu 4000 grama kadar, eğer ki annenin pelvis muayenesi, kemik yapı, çatı muayenesi uygunsa 4000 grama kadar bu bebeği normal doğuma bırakıyoruz. Ha, kitapta yazan 4500 gram. Eğer ki anne istekliyse 4000 ila 4500 gram arasını doğum takibini güzelce yapıyoruz. Burada kesin bir gram aralığı yok. 4 kilonun üstü kesin sezaryen, 4 kilonun altı kesinlikle normal doğum olacak diye bir kural yok. Biz 4-4,5 kilo arasında anne isteğiyle normal doğuma bıraktıktan sonra doğum sürecini çok iyi takip etmemiz lazım. Eğer ki çatı uygunsa ve annenin doğal sancıları doğal sancılarıyla bebeğin inişleri, aşağı inişleri gayet iyi gidiyorsa tabii ki normal doğum için bir sıkıntı yok. Gayet güzel doğurabilirsiniz. Ama yapılan bilimsel çalışmalar şunu göstermiş. Diyabetse bir hasta, gebelik şekeri varsa 4500 gramın üstünü normal doğurtmayın denmiş. Biz de Türkiye'de genellikle bu kurala uyuyoruz ve 4500 gramın üstünü normal doğuma bırakmayı çok fazla tercih etmiyoruz. Bıraktığımızda da ne olabilir? Riskler neler? En büyük riski omuz takılması riski. Omuz takılması riski tam doğum sırasında bebeğin başı çıktıktan sonra üst omuzun doğması lazım. Üst omuz bir türlü gelmiyor. Kemik yapıya takılı kalıyor. Ve bu durumda bebekte eğer bir zorlarsak doğum sürecini sıkıntıya soktuğumuzda üst ekstremitiyle ilgili, yani koluyla ilgili problemler yaşayabiliyor. O sebepten bu riske girmenin çok bir manası yok diye düşünüyorum. Şu an teknoloji ileri, sezaryenler, ameliyathaneler çok iyi, steril koşullar çok iyi sağlanmış durumda. O yüzden bence doğumun bebeğiniz kiloluysa eğer mümkün olduğunca sezaryandan korkmayın diye düşünüyorum. Bir de şimdi bebek
kilo almasın diye tedbirlerimiz var. Şimdi bizim o bebeği gebelik takibi süresince 4,5 kilolara taşırmamamız lazım. Bunun için de ne yapacağız? Güzel bir diyet yapmamız lazım. Şekerli şeylerden biraz uzak durmamız lazım. Beyaz ekmek, tatlı, hamur işi, börek, çörek, pilav, makarna, kola, çaya attığımız sayısız şekerler, bunlardan uzak durmamız lazım. Bunlar eğer ki bu şekilde şekerden yoksun bir diyet yaparsak aşağı yukarı bebeğin kilosunda 300 ila 500 gram arasında oynama yaşayabiliriz. Ama tabii ki de siz bu kontrolü sağlayamıyorsanız veya genetik olarak bebeğiniz iri bir bebekse veya bebekteki herhangi bir hastalığa bağlı bebekte bir irilik varsa o zaman mecburen sezeryan denen teknolojide bizler için bunu mecburen uygulamak zorunda kalıyoruz. Diğer bir sorumuz Merve Hanım göndermiş. Merhaba hocam, tüplerini bağlayanlar gebe kalabilir mi diye. Şimdi rahmin etrafında iki tane yumurtalık ve bu yumurtalıkla rahmi birbirine bağlayan iki tane de tüp var. Normal kadınlarda, hastalığı olmayan rahimlerde bu sistem, anatomik yapı bu şekilde. Biz artık gebelik istemeyen hastaları tüplerini bağladıktan sonra spermle yumurtanın buluşmasını engellemiş oluyoruz. Kendimiz yapmış oluyoruz bunu anne böyle istediği için. Ama daha sonra anne gebelik istediğinde iki yöntemimiz var. Bunlardan birisi tüplerin tekrardan açılması, birleştirilmesi. Yani daha önce bağladığımız kısmı tekrardan ameliyattan birleştiriyoruz. Bunun bir ilaç tedavisi yok. Diğer bir yöntem tüp bebek yöntemi. Tüp bebek yöntemiyle zaten yumurtayla sperm tüplerde birleşiyordu. Biz onu kapamışız. Tüp bebek yönteminde de spermle yumurtayı bir deney tüpünde, ismi bu yüzden tüp bebek, bir deney tüpünde birleştiriyoruz ve onu bağladığımız tüp kısmını es geçerek rahme ekmiş oluyoruz. Bazen de şöyle oluyor. Tüpleri bağlamışız. Hasta birkaç yıl sonra kendiliğinden gebe kalmış şekilde geliyor. Bu da olabilecek bir durum. Nadiren yaşanabilecek bir durum. Bunun da sebebi şu aslında. Ya vücut o kadar kendini güzel iyileştiriyor ki biz o tüpleri bağlasak bile sanki bir yaranın kendiliğinden iyileşmesi gibi o tüpler zaman içinde kendiliğinden iyileşip rekanalize dediğimiz bir olay olabiliyor. Yani tüpler kendiliğinden tekrardan bizim harap ettiğimiz, bağladığımız kısım birleşebiliyor. Bu birleşme olduğunda da, bu sağlıklı birleşme olduğunda da normal bir gebelikten, normal bir ilişki sonrası gebelik oluşabiliyor. Ama eğer ki doğurganlığını tamamlamışsa bir hasta, 30 yaş üstüyse, sayısız sezeryan olmuşsa ve artık gebelik onun için riskli bir haldeyse veya aile tüp bağlama gibi bir karar aldıysa mantıksız bir yöntem değil. Gayet güzel bir yöntem. Merhaba, şu an evli değilim. Bebek için geç kalır mıyım? Korkularım var. İdeal gebe kalma yaşı sizce kaç? Şimdi artık sosyokültürel seviyesi gitgide yükselen bir dünyada yaşıyoruz. Bunun tabii bir takım artık avantaj mı diyeyim, dezavantaj mı diyeyim. Kadınlar biraz daha geç evlilik yapabiliyor. Eğitimleri bir miktar daha devam ediyor. İş konusundaki tereddütler yüzünden evlenmeler bir miktar geç olabiliyor. Bu da tabii akılda daha ilerleyen zamanlarda, özellikle 30 yaş üstü kadınlarda ne zaman gebe kalmalıyım gibi bir soru işareti bırakabiliyor. Esasen ideal gebe kalma yaşı açıkçası genç yaşlar. En ideal yaşı soracak olursanız da 24-25 yaş gebe kalma açısından en ideal yaş. Yumurtalar fresh, iyi. Böyle olduğu sürece gebeliğin düzgün bir şekilde devam etme ihtimali daha yüksek ve doğurganlık gücü daha iyi oluyor. Yaş ilerledikçe doğurganlık hem bir tık azalıyor. Diğer korktuğumuz şey gebelik yaş ilerledikçe yumurtalıktan çıkan kaliteli yumurta bir tık daha kalitesizleşebiliyor. Bu kalitesizlikte de oluşan gebeliklerin düşme ve anomalili olma bir miktar artıyor. Tavsiyem tabii ki de hayat mücadelemiz bir yandan devam ediyor ama mümkün olduğunca evlenme yaşını, gebe kalma yaşını ötelememeniz,
Hele hele 35 yaş üstüne mümkün olduğunca artık bu gebelik planlarını 35 yaştan sonraya ötelemeyelim. Geç evlendik, doğurganlığımızı bir an önce tamamlamaya çalışalım. Hele de normal doğum yaparsak birer yıl, 2 yıl, ikişer yıl aralarla doğurganlığımızı tamamlamak en doğrusu. Ne kadar ileri yaş gebelik konusunda o kadar risk teşkil ediyor. Hem gebe kalmayla ilgili problemler, hem gebe kaldıktan sonra anomalili bebek öyküsü, bu tür problemler sık karşımıza çıkıyor. Diğer bir sorumuz, tüp bebek sonrası kendiliğinden gebe kalınabilir mi? Tabii ki de kalınabilir. Tüp bebek tedavisi birkaç kısırlık infertilite tedavisinden sonra veya hasta isterse hemen uygulayabileceğimiz, infertil kısır çiftleri uygulayabileceğimiz bir tedavi şu an ülkemizde çok güzel yapılıyor. Bazen biz görüyoruz ki gebelikte hormonlar o kadar çok yükseliyor ki, bu yüksek doz hormonlar aslında bir takım kadın hastalıklarının tedavi edici boyutlara geliyor. Bu tedavi edici boyutlara geldikten sonra belki de bizim biyokimyasal olarak tespit edemediğimiz bir hastalık bu yüksek doz hormonlar sayesinde iyileşmiş oluyor. Ve daha öncesinden hastayı kısır bırakan o hastalık gebelikle, tüp bebekle beraber iyileşmiş oluyor. Ha, bu sebeple de tüp bebek sonrası normal gebelik ihtimali eskisine göre biraz daha artmış oluyor. Ama ortada organik bir problem varsa, mesela tüpler tıkalı olduğu için tüp bebek yapılmışsa, tabii eğer gebelikte yaşanan tüp bebek sonrası yaşanan gebelikte o tüpler ekstradan açılacak bir işlem olmadığı için, öyle bir hormonal mekanizma olmadığı için yeniden tüp bebek yaptırmak daha doğru, veya erkek faktörüyle ilgili sıkıntı varsa tabii o bambaşka bir konu. Evet. Seda Hanım bir soru yönlendirmiş. Merhaba, sezaryenle doğum yapan bir anne daha sonralarda ne zaman kontrole gider ve gitmeli? Şimdi biz kendi kliniğimizde sezaryen sonrası hastayı zaten bir hafta içinde bir kez daha görmüş oluyoruz. Sezaryen sonrası 2 gün içinde taburcu ediyoruz. Bir hafta sonra tekrar gördüğümüzde hastanın dikiş yerlerine muhakkak açıp bir bakıyoruz. Pansuman hattına bakıyoruz. Dikiş yerlerinin altında herhangi bir parça, kan, kanama, enfeksiyon olayı var mı, bir şişlik var mı, morartı var mı, onları bir değerlendiriyoruz. Aynı zamanda ultrason, ameliyat sonrası, sezaryen sonrası ilk bir haftalık süreçte yeterince toparlamış mı, rahim için herhangi bir problem var mı, lohusalık nasıl gidiyor, bunu değerlendiriyoruz. İlk muayenemiz 1. haftada. Daha sonra lohusalık 40 gün sürüyor. Biz tekrardan lohusalık bitiminde bu hastaları yeniden görüyoruz. Yeniden gördüğümüzde yaptığımız değerlendirme, sezaryen kese hattı nasıl iyileşmiş, güzelleşmiş mi, rahim eski haline dönmüş mü, rahim yumurtalıklarda herhangi bir sıkıntı var mı, onu değerlendiriyoruz. Yine ultrason ve jinekolojik muayene ile yapıyoruz bu işlemleri. Bir de lohusalık nasıl geçmiş? Lohusalık kanamaları hala devam mı ediyor? Herhangi bir iltihabi durum var mı? Bunlar bizim için önemli. Lohusalık enfeksiyonu çok açık bir dönem gerçekten. Eskiden bizim adetlerimizde olan kır uçurmaları çok mantıklı şeyler aslında. Lohusa mümkün olduğunca enfeksiyon ihtimali yüksek olduğu için evden çıkmamalı. Mümkün olduğunca dışarı seyahatler yapmamalı. Ben bazen kendi Instagram'ımda da hastalarımda görüyorum. Daha taburcu edeli 24 saat olmuş, 48 saat olmuş. Hasta bebeği de almış. Eşiyle beraber kahvaltıya vesaire gitmiş. Bunlar çok açıkçası doğru bulduğumuz hareketler değil. Mümkün olduğunca lohusalığımızı evde tamamlayalım. Enfeksiyona açık bir dönem olduğunu bilelim. Ve bu süreyi evde geçirmeye çalışalım. Evet. Yeliz Hanım bir soru yönlendirmiş. Hocam, tanıdığım en iyi doktorsunuz. Teşekkür ediyorum Yeliz Hanım. Çok sağ olun. Sizin sayenizde bebeğimi kucağına aldım. Şu an bebeğim 1 yaşında. Sizde normal doğum yapmıştım. Tekrar ne zaman gebe kalabilirim? Teşekkür ediyorum Yeliz Hanım. Çok sağ olun. Bebek 1 yaşındaysa ve siz
bebeğinizi hala emziriyorsanız, açıkçası yaşınız da küçük yaşlardaysa, hala doğurganlık için önünüzde uzun vakit varsa, ideal zaman 2 yaş, 2 yıl ara koymak araya. Tekrar bir gebeliği yaşamak için 2 yıl ideal bir süre. Yalnız doğurganlığınızı kısa bir sürede tamamlamak istiyorsanız bu süre bir miktar daha kısaltılabilir. Siz şimdi emzirirken biz sizi aynı zamanda emzirdiğiniz bebeğinizi de düşünmek zorundayız. Emzirirken tekrar gebe kaldığınızda hem karnınızdaki bebeğe hem emzirdiğiniz bebeğe hem de kendi vücudunuza yetmek zorundasınız. Eğer ki bu sizin vücudunuzu çok zora sokmayacak bir durumsa tabii ki de tekrardan birinci yıl sonunda gebe kalabilirsiniz. Zaten gebelik süreci 9 ay sürecek. Çocukların arasında 2 yaş çok kötü bir yaş farkı değil. Ama eğer ki kendinizi emzirme döneminde hala çok yeni bir gebeliğe hazır hissetmiyorsanız sağlık açısından, o bebek tamamen, emzirdiğiniz bebek sütten tamamen kesilip ek gıdaya yavaş yavaş geçmediyse gebeliğinizi bir miktar daha ötelemenizi tavsiye ederim. Acele etmeyin derim. Merhabalar, epiduralin ağrısı kalır mı? Bende çok var çünkü. Oğlum 2 yaşında, 2 senedir çok belim ağrıyor. Ya bu epidural yapmadan önce de çok sık karşımıza gelen bir durum. Epidural çok iyi bir yöntem. Normal doğum sancılarını mükemmel kesiyor. Açıkçası bir mucize, tıbbın bir mucizesi. Dayanılmayacak olan normal doğum ağrılarını çekilebilir hale getiriyor. Doğumdan sonra eğer ki cerrahi müdahale, epizyotomi dediğimiz dikiş işleminde de bize çok fayda sağlıyor. Ama epiduralin bel ağrıları, ben kaç yıldır bu işin içindeyim. Özellikle kendi kliniğimde, özel hastanemde 2 yıldır çalışıyorum. Hiç bel ağrısıyla gelen hastamız olmadı. Yapan kişiye çok bağlı. Yapan kişi anestezi doktor arkadaşımız. Yapan kişiye çok bağlı. Bir de kullanılan materyal çok bağımlı. Biz bu konuda tecrübeli bir hastaneyiz ve kullanılan materyal olarak en ince iğneleri seçtiğimiz için biz herhangi bir bel ağrısı, baş ağrısı problemiyle karşılaşmıyoruz. Ama eğer ki kullanılan materyal epidural anestezi için uygun değilse ve yapan doktor arkadaş bu konuda yeterli deneyime sahip değilse, bizim de karşılaştığımız bir durum, bel ağrısı, baş ağrısı problemleri yaşanabiliyor. Bunun için beyin cerrahi doktoruna gözükmenizi tavsiye ediyorum. Evet. Büşra Hanım bir soru yönlendirmiş. 30 haftalık hamileyim. Belimde ağrı, bir de baş ağrım oluyor. Sabahlar oluyormuş özellikle. Normal mi? Ya baş ağrıları açıkçası gebelikte bizi korkutan semptomlardan birisi. Özellikle tansiyon yüksekliğiyle giden baş ağrıları, gebelik zehirlenmesi, halk arasında gebelik zehirlendirmesi dediğimiz, gebelik zehirlenmesi dediğimiz probleme gün yüzüne çıkmış hali olabilir. Eğer ki daha öncesinde migren tipi baş ağrınız varsa, gebelikte buna bağlı, buna yakın ağrılar hissediyorsanız bu tetiklenmiş olabilir. Yalnız gebelikte yeni ortaya, özellikle 20 haftadan sonra ortaya çıkan baş ağrıları ve tansiyon yüksekliği gebelik zehirlenmesinin işaretleri olabilir. Muhakkak hekiminizi bir an önce başvurmanızı öneririm. Evet. Fikriye Hanım bir soru yönlendirmiş. Sezaryen ameliyatta titreme başladı ve 5-6 saat kadar devam etti. Görüş sıkışması ve omuz ağrısı eşlik etti. Neden acaba? Şimdi sezaryen sırasında titremenin sebebi şu. Sezaryen büyük bir ameliyat aslında. Hastalar, gebeler açısından küçük bir ameliyat gibi geliyor olabilir ama artık bu işlemi çok kaliteli, profesyonel yaptığımız için bir sıkıntı yaşamadan her şey yolunda gidiyor. Ama sezaryen büyük bir ameliyat ve kan kaybı yoğun olan bir ameliyat. Şimdi biz kocaman bebeği çıkarıp, rahmi küçük hale getirip, yine suyu da aldıktan sonra yaklaşık 1 litre kadar, 500 ila 1 litre, 500 mil ile 1000 mil arasında bir kan kaybı oluyor. Kalp 9 ay boyunca yavaş yavaş büyümüş ve bebekle anneyi besleyecek şekle ulaşmış. Akciğerler keza öyle. Vücut sistemimiz tamamen bebekle anneye odaklanmış. Biz sezaryenle bu sistemi komple bir anda ayırıyoruz ve
1000 mil, yaklaşık 1000 milde kan kaybı oluyor. Vücudun bu yeni sisteme adapte olması için bu titremelerin olması gayet normal bir durum. Üşümeler çok tarif ediyor hastalar. Biz ısıtıyoruz hastaları. Keza ameliyathanelerin bir miktar soğuk olması, sterilizasyon açısından bu olması lazım. Soğuk olması. Yine damar yolundan verilen sıvılar da hastanın üşümesine, titremesine sebep olan şeylerden bir tanesi. Göğüs sıkışması, sezaryen ameliyatı en nihayetinde bir ameliyat. Göğüs sıkışması genel anestezi altında, ki genel anestezinin altında ameliyat yaptığımız hastalarda daha çok oluyor. Çünkü boğaza bir tüp yerleştiriyoruz. Ameliyat esnasında hasta bunu duymuyor, hissetmiyor ama bir tüp yerleştiriyoruz akciğerlere kadar inen ve bunu çıkarttıktan sonra boğaz ağrısı, göğüs sıkışması hissedebiliyor. Omuz ağrısı da sezaryen karın içine açtığımız bir ameliyat. Karın içi açtığımız bir ameliyattan sonra karın içinde bir takım sıvılar, kan, karın içinde boşalmış bebek sıvısı yukarıda özellikle sağ tarafta olmak üzere diyafragmayı irite ediyor. Diyafragmaya dokunuyor. Diyafragmayı da besleyen bir tane sinir var. O sinirin dermatoma olarak omuz ağrısı bulgusu verebiliyor. Yani sezaryen sonrası omuz ağrısı çok sık duyduğumuz bir şey. Ama önemli olduğu noktalar da var. Eğer ki bir omuz ağrısı çok yoğunsa hastaya muhakkak ultrason bakıyoruz. Ultrasonda karın içi sıvı eğer fazlaysa bu bir sezaryen sonrası iç kanamanın bulgusu olabilir. Dikkat etmek lazım derim. Melik Hanım bir soru yönlendirmiş. 28 haftadayım. Çok ağrım var. Kuyruk sokumumda bacağıma kadar çok ağrı oluyor. Normal mi? Bu ağrılar muhtemelen gebelik büyüdükçe, az önce de bahsetmiştim, bu konuya değinmiştim. Fıtık benzeri ağrılar oluyor. Şimdi yine anlatacağım. Vücudumuzun ağırlık merkezi öne kaydığı için arka sırt grubu kasları ve iskelet sistemimize çok iş düşüyor. Bir anda kilo da almaya başlıyoruz gebelikle. Vücudumuz ödem de topluyor. Ödem o sinirlere baskı yapıyor. Ve bu sebeple omurilikten çıkan sinirler sanki fıtıkta olduğu gibi daralmalar oluyor. Bu daralmalar da hangi sinir daraldıysa ve o sinir hangi bölgeyi ilgilendiren sinirse o bölgede biz uyuşukluk, ağrı, kramp hissedebiliyoruz. Evet. Bir sorumuz daha. Çocuğum olmuyor. Gebe kalmak için hangi günler ilişkiye girmeliyiz? Güzel bir soru. Gebelik için doğru zamanlar var gerçekten, ilişki zamanları. Ortalama 28 günde bir adet gören bir kadın adetin, kanamanın ilk gününden itibaren saymaya başlayacak. Adetin ilk günden itibaren saymaya başlıyorsunuz ve doğru günler 12. 14. ve 16. günler. İdeal günler bu. Bu aralarda ilişki olmasın. Eşiniz bir miktar sperm biriktirsin, sperm havuzu dolsun. Bu ideal zamanlar bunlar. Bizim yaptığımız bilimsel çalışmalarda ovülasyon yani yumurta atılımının 28 günde bir adet gören kadında 14. gün olduğu tespit edilmiş. Bu sebeple garanti olsun diye spermde yaklaşık 48 saat yaşadığı için gün aşırı 2 günde bir düzenli ilişki öneriyoruz. Bu günleri kaçırmamanızı tavsiye ederim. Zeynep Hanım bir sorusu yönlendirmiş. Şeker testi en geç ne zaman yapılır? Yaptırmasak olur mu? Şeker testi gebelik süresince çok kafa karıştırdı. Bir takım doktor arkadaşlarımızın bilgilendirmeleri neticesiyle şeker testini biz kendi pratiğimizde 24-28 hafta arasında uyguluyoruz. Yüklediğimiz şeker, hastaya içirdiğimiz şeker sadece 50 gramlık bir şeker. Bu tarama için verdiğimiz şeker bu. Yaptırmasak ne olur? Şimdi son zamanlarda çok çıktı. Ben bunu yaptırmak istemiyorum diyorum. Tamam, bu problem değil. Benim klinik yaklaşımım bu problem değil. Eğer ki yaptırmıyorsanız muhakkak açlık tokluk şekeri ve bilahare 3 aylık kan şeker seviyelerini takip etmek gerekiyor. Yine madem siz bu testi yaptırmak istemiyorsanız o zaman güzel bir diyet yapın. Şekerli şeylerden uzak durun. Ama biz
şekerin bebeği etkilediğini düşündüğümüzde, bunların bir takım ultrason bulguları var, su fazlalıkları, bebeğin kilosunun ileriden gitmesi vesaire, annenin hızlı kilo alması vesaire, böyle durumlarda yaptırmayı çok daha uygun görüyoruz. Nurcan Hanım bir soru yönlendirmiş. Merhaba, ilk gebeliğimde doktora gittim ve doktor 3 aylık bir ilaç verdi ve o bitmeden hamile kaldım. İkinci kez hamile kalmak için tekrar ilaç mı kullanmam lazım? Evet. Nurcan Hanım, her gebelikten önce yeni bir gebeliğe başlarken ilaç kullanmak şart. Bu bahsettiğim ilaç tabii vitamin ilaçları. Ama yine gebelik planlıyorsanız eğer hekiminize başvurmanız ve doğru olan ilacı onun gözetiminde kullanmanız doğru olacak. Filiz Hanım soru yönlendirmiş. Bugün normalde ikili tarama testi vardı ama doktorum olmadığı için yaptıramadım. Sorun olur mu? İkili tarama testi bizim gebelik takibinde istediğimiz önemli testlerden biri. Down sendromu riskini çok iyi gösteriyor. Yaptırmasak tabii dünyanın sonu değil. Bir tane daha testimiz var Down sendromu riskini gösteren 16-18 hafta arasında. Ki dörtlü veya üçlü test, bunlardan birini muhakkak yaptırmanızı tavsiye ederim ve 22. hafta, 22-24 hafta arasında da detaylı ultrasona girmenizi öneririm. Evet. Tekrar bir soru. Doğum yapalı 4 ay oldu. Gebelik sıkıntılı geçti. Tekrar hamile kalsam 4 ay benim için bence çok kısa bir süre. Biraz daha beklemenizi tavsiye edeceğim. Tek yumurta ikiz gebelik takibini anlatır mısınız hocam? Detaylı bir konu. Onun için ayrı bir program oluşturmamız, ikiz gebeler hakkında bir sunum yapmamız, böyle bir program oluşturmamız daha doğru olacak. Ama tek gebeliklerden çok bir farkı yok. Testler kabaca aynı. Yalnız biraz daha sıkı takip. Tek yumurta ikizleri bizim için riskli grup kategorisinde. Biraz daha sıkı takip ve mümkünse perinatoloji hekiminin eşliğinde takip uygun olacak. Riskleri biraz daha fazla, sonuçta bir değil iki bebek var bu sefer. Evet. Sorularımız çok fazla. Mümkün olduğunca cevap vermeye çalışıyorum. Yeşim Hanım bir soru yönlendirmiş. Polikistik over hastasıyım. Nasıl gebe kalabilirim? Polikistik over hastalığı kısırlık problemleri içinde gerçekten büyük bir yer kaplıyor. Polikistik over hastalarındaki esas problem şu. Kadınlar yumurta atamıyor. Kadın yumurta atamadığı için spermle buluşan bir yumurta olmuyor ve gebelik oluşmuyor. Bir anovülasyonla ilgili problem. Bizim size bir takım ilaçlar vererek yumurta atmanızı sağlamamız lazım. Eğer güzel yumurta attırırsak size, doğru zamanda ilişki önerirsek gebelik kolay bizim için. Bir diğer olay, polikistik over hastalarının yapacağı şey yine şeker dengelerini düzeyli tutmak, mümkün olduğunca kilo kontrollerini sağlamak. Ne kadar iyi kilo verirsek adetlerimiz ve yumurta atma sıklığımız o kadar güzel hale geliyor. Size tavsiyem hekim eşliğinde tedaviye devam etmeniz. Evet. Diğer bir sorumuz. Mina Hanım sormuş. Demir takviyesi hangi haftalardan sonra başlanmalı? Gebelikten önce yaptığımız bir takım testlerden bahsetmiştim. Bu testlerin içinde kan sayımı, tam kan sayımı ve demir değerleri de var. Eğer biz bu testlerde demir değerinizin düşük olduğunu ve kan sayımında düşüklüğün sebebi olarak demir eksikliği düşündüğümüzde, o zaman demir takviyesine başlıyoruz. Gebelikten önce başlayıp ta doğumdan sonraki 6 ay boyunca kullanılabilir. Sıkıntı yok ama gebelikten önce eğer kan değerleri ve demir seviyeleri iyiyse sadece folik asit yeterli olacaktır. Gebeliğin ilk 3 aylık dönemi içinde çok fazla demir tercih etmiyoruz eğer hastanın kan sayımları iyiyse. Sebebi şu, gerçekten demir ilaçları mideye bir takım yan etkilerde bulunuyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Bulantı kusma etkileri daha fazla oluyor. Daha sonra hastanın
gebelikte o artan hormonlar sebebiyle kabızlık problemini daha da derinleşmesine sebep oluyor. Ama Dünya Sağlık Örgütü'nün de, Sağlık Bakanlığı'nın da tavsiyesi olarak 3. aydan sonra demir değerleri, kan sayımları normal bile olsa biz hastaya demir preparatları başlıyoruz. Bunun sebebi şu, bizim verdiğimiz demir esasen doğumda kaybedeceğimiz kanı takviye etmek için. Temel sebebi bu. Tabii hastanın demir değerleri, depoları iyiyse biz doğumdaki kan kaybına yönelik bir çalışma yapıyoruz. Doğumdan sonra bu kan kaybı eğer çok fazla olursa hastanın kalitesiz bir lohusalık dönemi geçirmesine sebep olur. Lohusalık sürecinde de doğumdan sonraki dönemde de demir vermemizin sebepleri bu. Yani kısacası demir ilacı almaktan korkmayın. Hele de demir değerleri ve kan sayımında demir eksikliği anemisi varsa muhakkak demir preparatları kullanmanız lazım. Evet. 17 haftalık hamileyim. Hazal Hanım göndermiş. 17 haftalık hamileyim ama bebeğimi hissetmiyorum. Bu normal bir durum mu? Korkmayın Hazal Hanım. Bu gayet normal bir durum. 17. haftada illa bebeği hissetmek zorunda değiliz. Bizim için önemli olan 24. haftadan sonra, yaşam sınırından sonra bebeği hissetmek. Bu kişiden kişiye çok değişken. Herkesin sinir sistemi bir değil. Herkesin hissetme kapasitesi aynı olmuyor. Eğer ki zayıf bir hasta, zayıf bir kadınsanız ve gebelik konusunda tecrübeliyseniz, yani ikinci ve daha sonraki gebeliklerse muhtemelen 2-3 hafta sonra bebeği hisseder hale geleceksiniz. Ama eğer ben bebeği hissetmiyorum diye büyük kaygılarınız varsa normal muayene zamanında kadın doğum doktorunuza başvurursunuz. Bebeğin kalp atışları olduğu sürece ve ultrasonda hareketleri iyi olduğu sürece, anatomik bir problem olmadığı sürece kafaya takılacak bir durum yok. Evet. Çok soru var. İnanılmaz fazla. Evet hocam, Filiz Hanım yönlendirmiş. Ankara'dan selamlar. 4. sezaryen zor mu? Şimdi hastalardan çok fazla soru geliyor bu şekilde. Hocam 3. sezaryen son diyorlar, doğru mu? Ya sezaryenin bir sınırı yok aslında. Ama gerçekten her ameliyatta aynı yeri kesip diktiğimiz için bir fermuar bile aç kapa aç kapa bazen bozuluyor. Her seferinde aynı yeri kesip diktiğimiz için her ameliyattan sonra iyileşme kalitesi bir öncekine göre daha kötü oluyor. Vücut böyle bir sistemle kurulmuş çünkü. Aynı bölgenin tekrar tekrar ameliyatlarında, sezaryanda yapışıklık olma ihtimali, bağırsakla ve idrar torbası ile ilgili problemler daha fazla karşımıza çıkıyor. Aslında hasta uyuyup uyanıyor, ameliyatı bitiyor ama gerçekten her ameliyatta bir önceki ameliyata göre daha fazla zorlanıyoruz. Tabii bu sizi gebe kalmaktan ötürü korkutmasın. Gayet profesyonel bir şekilde sezaryenlerimizi yapıyoruz, merak etmeyin. Sağlıklı bir şekilde anne ile bebeği buluşturuyoruz. Evet. Leman Hanım sormuş. Merhaba hocam, gebelik döneminde mide yanması neden olur? Mide yanmasının birçok patofizyolojisi var. Bunlardan birincisi gebelik gastrointestinal sistem üzerine yavaşlatıcı bir mekanizmaya sahip. Gebelikte artan hormonlar kabızlık gibi problemlere sebep olabiliyor. Yani gebelikte değişen vücut sistemi bu. Tabii buna bağlı olarak mide boşalması da yavaşlıyor. Mide boşalması yavaşladığında bizim mide içinde biriken mide asitleri yemek borusuna yukarı doğru çıkıyor. Bu sebeple mide yanmaları olabiliyor. Aynı zamanda gebelik büyüdükçe mideye yukarı doğru baskı yapıyor. Bu baskı neticesinde mide ile yemek borusunun arasındaki açı bozuluyor. Bir nevi gebelikte oluşan fizyolojik reflü oluyor ve mide yanmaları gebelikte çok sık karşılaştığımız bir durum. Herkesi tedavi etmiyoruz. İlk planda amacımız diyetle ilgili, diyetsel olarak bu problemleri düzeltmek. Ne yapacağız? Mümkün olduğunca mide asidini arttıracak gıdalardan uzak duracağız. Çok acılı baharatlı yemeyeceğiz, tuzlu yemeyeceğiz. Daha sonra kola içmeyeceğiz. Bunların yerine yoğurt çok güzel bir alternatif olabilir.
porsiyonlarımızı azaltacağız. Daha sık sık ve az az besleneceğiz. Büyük tabaklarda büyük porsiyonlar yemeyeceğiz. Mideyi çok yormayacağız. Bir takım ilaç tedavileri de var elbette. İlaç tedavileri için hekiminizle görüşürseniz süper olur. Evet. Hocam 4 haftalık gebeyim, Hatice Hanım sormuş. Karından ultrasonla kesem gözükür mü? Şimdi 4 hafta bir kese gözükmesi için erken bir süre. Türkiye'nin her yerinde gözükmeyebilir. Yapan kişiye çok bağlı. Hastanın zayıf kilolu olmasına, rahmin öne dönük, arkaya dönük olmasına göre değişiyor. Aynı zamanda cihazın kalitesine bağlı olarak bunlar değişiyor. Ama kabaca cevap verecek olursam, 4 haftalık bir gebede ultrasonda keseyi görmemek çok büyük problem değil. Hem biz ne yapıyoruz o zaman kese görmediğimizde? Birinci seçenek vajinal ultrason yapabiliriz. Vajinal ultrason keseyi görmede daha ileri. Keseyi erken haftalarda görmemize sebep olabiliyor. Hasta bunu istemiyor da vajinal ultrasonda da gebelik kesesi görmediysek o zaman kandan gebelik testi yapacağız. Buradaki kandan gebelik testindeki değer bizim için çok önemli. Eğer ki değer 1500 ve üzerindeyse muhakkak bir kese görmemiz lazım. 1500'ün üzerinde vajinal ultrasonda kese görmüyorsak aklımıza önemli bir hastalık geliyor. Dış gebelik, dikkat etmek lazım. Evet. Ava Hanım sormuş, nasıl doğuracağız hocam bir mikrop varken bilmem. Yani maalesef Türkiye'de böyle bir gündem konusu var. Mikrop her yerde. Ama merak etmeyin, hastanemiz bu konuda çok profesyonel, önlemlerini aldı. Doğumları öteleyemeyiz elbette. Biz bunun acil durum planını gerçekleştirdik. İzole bir ortamda doğumlarınızı gerçekleştireceğiz. Evet. Fatma Hanım da yönlendirmiş. Cinsiyet genelde hangi haftada belli oluyor? Cinsiyet için ilk 3 aylık dönemden önce bir tahmin beklemeyin gerçekten. İlk 3 aydan önceki tahminler gerçekten adı üstünde çok tahmin oluyor. Çünkü cinsiyet organı en başından beri bebeğin genital bölgesinde dişi ya da erkek lehine gözükmüyor. İkisi en başlarda birbirine gerçekten çok benziyor. Dişi cinsiyet organı kaba, erkek cinsiyet organı da küçük, birbirine çok benziyor. Üçüncü aydan sonra esasen bu farklılaşmalar başlıyor. Bizim 3 ila 4 ay arasında bazen ısrarcı hastalarımız oluyor. Tabii bir yine ultrason kalitesine göre, hastanın zayıflığına, kilosuna göre değişiyor. Ultrason teknolojimiz iyi. 3. ila 4. ay arasında bir tahminimiz oluyor. Genelde de tahminlerimiz doğru çıkıyor zaten. Ama 4. aydan sonra cinsiyeti artık kendi klinimizde kesin söylüyoruz. Evet. Evet, 35 haftalık hamileyim. Cansel Hanım sormuş. 35 haftalık hamileyim. Vücudum çok çatladı, morardı. Hatta kaşınıyor. Ne yapmam lazım? Gebelikte elbette karın çatlakları önemli bir problem. Bebek büyüdükçe, hele de genetik olarak bu karın çatlama olayına yatkınsak, striya dediğimiz hızlı kilo almaya bağlı cilt kendini genişletmek için böyle bu çatlaklara neden oluyor. Gebeliğin 3 ayından sonra, 12. haftadan sonra nemlendirici kremler, bu çatlaklar için geliştirilmiş özel ürünler bu çatlama ihtimalini azaltacak. Kaşıntılar olması çok normal çünkü cilt çatladıkça bir yandan iyileşmeye çalışıyor. Bu iyileşmeler için oraya salgılanan bir takım kimyasallar neticesinde kaşınmalar yaşanıyor. Hekiminizden bir destek alın. Nemlendirici kremler, antihistaminik kremler bu durumda işe yarayabilir. 35 haftalık gebesiniz, artık doğmada az kalmış. Doğum egzersizlerine başlayın. Bu hastalıktan, bu kaşıntılardan kurtulmak için kesin bir yöntem şu an için geliştirilmiş bir ilaç yok. Yalnız eğer ki doğumunuzu daha da ötelemezseniz, 40 haftaları, 41 haftaları buldurmayacak şekilde güzel egzersiz yaparsanız ve bir an önce doğurursanız zaman geçmeden siz de bu çatlaklıklardan kurtulmuş olursunuz. Şu an burada bir marka ismi vermeyeceğim ama eczanelerde bu gebelik çatlakları için ve kaşıntılar için geliştirilmiş
güzel ilaçlar var. Ben herkese teşekkür ediyorum. Çok fazla soru var, yüzlerce soru var. Cevaplayabildiğim kadarını cevapladım. Size sorularınızla ilgili yardımcı olmaya çalıştım. Ama cevaplayamadığım sorular için gerçekten özür diliyorum. Özrümün karşılığı olarak da beni Instagram'dan takip edin, Facebook'tan takip edin. Oradan sorularınızı bana rahatlıkla yönlendirebilirsiniz. Ben sorularınızın hepsini açık yüreklilikle cevaplayacağım, doğru bir şekilde cevap vereceğim. Instagram adresim op.drsonerpool. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın. Korona günlerinde sizin aklınızdaki sorulara cevap olmaya çalıştım. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.